anlatmak için bir hayat veriliyor gönlümde gösterelim. İç dünyamızda yaşadıklarımız neyse aslında onları dışarı vuruyoruz. Öyleyse bugün çok güzel bir hikaye yazalım mı beraber? Var mısınız? Zaten iki saat boyunca sizi hiçbir frekansa, hiçbir yere, başka yerlere bırakmıyoruz. Hadi bakalım. Gönül dostu bir soru başlıyor. Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Oh oh, şarkının güzelliğine bakın. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben biraz böyle ağrıyla kalktım. Ne yalan söyleyeyim, geç yattım, videom geç yüklendi. Uyuyacaktım hani, ama baktım böyle sağ tarafımda, kasıklarımda bir ağrı, kalktım. Böyle önceden hani böyle değildim, şimdi ağrılara karşı bir panik oluyorum. Neyse yeşim kalk dedim, erkenden gözleme yap. Bugün annemlere gideceğim ya, inşallah tabii ki oraya da getiririm dedim. Öyle kalktım. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilikler, güzellikler versin. Kurban olduğum Allah bu günlerimizi aratmasın, sağlığımızı elimizden almasın. En büyük zenginlik sağlık. Sağlık olmadıktan sonra her şey boş arkadaşlar. Mutfak şefinde yoğurdum gözlemeyi, güzel. 6 tane çıktı. Çok çıkmadı zaten ama bayağı bir vaktimi aldı. İnanın saat 9.30'dan beri herhalde mutfaktayım ya da ona geliyordu. Öyle işte bugüne başladık. Şu an kar yok ama ne olur bilmiyorum. Arabayla mı giderim, nasıl giderim? Bakacağız. Yaren de daha uyuyor zaten. Öğleden sonra gidiyor. Öyle işte arkadaşlarım, güne başladık. İnşallah umarım hepimiz için çok güzel bir gün olur. Şimdi gözlemeleri bitirelim bakalım. Nasıl güzel kabarıyor, görüyor musunuz?
Maşallah bugün güzel oldu. Benim gibi enerjiniz düşük kalktıysa kalkın, hamur yoğurun, radyoyu açın. O kadar iyi geliyor ki inanın şu an bomba gibiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Gözlemeler tamam. Bunu Instagram için böyle parçaladım. Ama çok güzel olmuş. Şimdi soğumasın diye hemen örteceğim. Bugün çok da kolay ve güzel açıldı arkadaşlar. Herhalde unla alakalı, öyle söyleyeyim. Sadece un, su, tuz, başka malzememiz yok. Açıyoruz, tavada pişiriyoruz. Arasına zeytinyağı, ayçiçek yağı yani. Üstüne de tereyağı, bu kadar. Şimdi çay suyunu koydum. Tavam, buradakiler, her şeyi yıkayayım. Kızımla güzel karnımızı doyuralım. Ondan sonra da bakalım neler yapacağız. Bize afiyet olsun. Yaparsanız size de afiyet, şifa olsun inşallah. Saat 1:30 oldu. Ben evden önce çıkabildim. Ben bugün evden çıkamadım. Gerçekten iş de yapmadım. Hani iş yapsam diyeceğim ki iş yaptım. Onu da yapmadım. Neyse. Şimdi elimde poşet var. Gözleme kabak falan koydum ya annemlere. Uçuyor. Hadi gidelim. Evet, annemi özleyenler. Annemi çekeyim. Anne, seni özleyenler var. Sümer teyzenin sohbetini özledik diyorlar. Selamun aleyküm. Annem çamaşır katlıyordu böyle. Ben de şimdi geldim. Birazcık grip olmuş. Bak öksürüyor. Hafif grip. Ihlamur falan kaynatmış mıydın? Ihlamurun var mıydı? Var. Ama şey, kötü değilsin. Son ihlamurda iyiyim. Keşke bana deseydin, getirseydim. Atlattım yani. Boğazlarım şeyim, nefesim çok darlanıyor uyurken. Anne, o şey benim de hemen geçmedi. Hele antibiyotik kullanmadan o asla. O konuda bitmiş, dün akşam kullandım da. Yazdıramıyorum babam. Babam yazdırıyor. Şimdi anneme diyor ki, Sümer diyor, yeşim diyor şey getirmiş. Gözleme hala sıcak diyor. Sıcak. Yani kabak tatlısı da getirdim. Dün pazara gittim ya. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kabak aldım, büyük aldım bilerek. Baba, ona bir bak bakayım nasıl olmuş. Gözleme yedin mi? Gözleme. Kaça aldın kapağı? Vallahi anne 40 lira verdim bir kabağa. Kaç kiloydu ben bilmiyorum. Cevizim varken diyorum bir tane bir kabak böyle yapayım. Rıza da seviyor, sen de seviyorsun. Onu şey yaparız. Senle beraber bir gün yaparız. Aha. Hem çekeriz hem ben öğreneyim. Aha. Çünkü ben açarak yapmadım hiç. İşte bir gün gel de. Anca haftaya. Şimdi bu hafta zaten yapayım. Tamam, haftaya Allah kabağım nasip. Kabağım yok yani. Ben alırım kabağı da. Çok güzel. Güzel mi? Ya sen bunu üstüne şey dökersin. Ne? Ne o? Kabak getirdim ya, pişmiş kabak. Ha. Geçen bir kabak. Bir de ben onu akşam şekerde yeşil birkaç saat beklettim. Ya Şule sana var, verdi mi köy kabağını? Vermedi. O ara Barış vardı ya. Dibi biraz tutmuş. Aklında kalmış. Dedim sen ye, ben alıyorum zaten ama güzeldi diyor. Kabak bizim bir kabak. Ne buradaki kabak? Güzel miydi? Acayip bir kabak. Vallahi. Köy kabağı, ev kabağı. Lan. Sen niye oturmuyor? Bu da oturmuyor, ayakta duruyor. 100 kere dedim getirdi. Olsun ya. Yok ya. Aha, dün aldım. Daha bugün başladı mı haberim yok. Raporluydu ya. Raporlu evde işte. İşte bugün başlayacaktı galiba. 4 gündür raporu ama. Bilmiyorum. Ablamlar da işte verem savaşa indiler. Allah sonumuzu hayretsin. Hep döküldük şey gibi böyle. Öyle ya. Deme öyle deme. Her şey de bizim için de iyi. Ya her şey Allah'tan tabii ki. Ama ablam yani, şimdi niye gitti biliyor musun? Ben zaten rahatsızdım. Siz de öyle olunca. Ablam niye gitti biliyor musun? Şimdi oradaki kanları verem savaş da istiyormuş. Onları gösterecek. Ona göre ilaçlarını alacak. İlaçları bitti. Ablama 15 günlük böyle benim zamanımdaki gibi değil. Paketlerle ilaç koyuyorlar. Hani biz kendimiz eczaneden alıyorduk ya. Bu şöyle ufak bir şeyin içinde, kilitli poşetin içinde, yani her gün 9 tane içeceği ilacı böyle poşet poşet ayırıp ablama veriyorlar. Aa. He, benim zamanım gibi değil ama hatırlar mısın bilmiyorum. Kırmızı bir ilacım vardı, hani her gün 11'de içiyordum, hatırlıyor musun? O da var ablamda. Ablam bana geçen diyor ki sen küçüktün, nasıl dayanmışım bu ilaçlara diyor. Dedim ne yapayım? Çok zayıfladım o zaman. Ama ne yapayım dedim. Şuradan kilo aldın ama. Hani ben onları ne kadar içtim hatırlıyor musun? İğne. İğne de oldum ama ne kadar içtim? 6 ay. Değil mi? Sonra yine mi? Ama senin hemen şey oldu, tedavin çok güzel geçti. Ama bir sene sürdü anne. Bal yedirdim, süt içirdim. Şeyi anlatsana. Hastanede hani aşağıya inip de mutfakta süt ısıtıyordun ya, onu anlatsana. Mutfağı yiyordun ya hastanenin mutfağına, süt ısıtmaya balla. Annem öyle baktı vallahi bana, balla sütü ısıtıyordu. Doktor dedi ki, abla dedi 15 günde buna ne yaptın da bu hale geldin dedi. Ama şeyde. Hiçbir şey yok, kapandı dedi. Acı balla polen falan da yemiştim. Bir de süt gece seni uykudan uyandırıyordu. Aynen aynen, ama yani eterliyordu. Hem normal yumurta süte katıyordum, hem bıldırcın yumurta sağlıyordum. Çok terliyordum. Çok terliyordum. İlk önceleri hastanede moralim çok
yüksek yani geldim dışarılarda ağlıyordum sen görmeyende. Bütün sülale senin olduğun gibi geldiler. Herkes korktu tabii. Çünkü benim farklıydı. Bir ablam, anda oldu bir anda. Ablamın belirtileri hani bir göğüste ağrı falan oldu. Ben ama benim bayağı kan falan geldi yani. Ama şimdi ablanın ben tahmin ettiğime göre koronadan sonra oldu. Hani zaten ya Covid şey ilaçları ya omzuna kullandığı iğneler. İğne ya da aşı diyorlar. Bilmiyoruz ama neden oldu. Aşı da anne. Aşı da hep oldu. Ben Covid olmadan o ilaçları kullandım. Barış Covid olunca bana da verdiler. Keşke kullanmasaydım. Ne yapayım ama o zaman korkudan verdiler kullandık. Verdi İyi ki Yaren'e kullandırmadım. Ya bir şey olsaydı sana. Yaren'e kullandırsaydım. Ya ne iyi etti. Valla. Öyle işte. Nescafe'm var mı? Sonra Nescafe içeriz. Alayım mı? Var mı ki? Aldım bir paket. Sen mi aldın? Benim aldığım bitti mi? Onu da 2-3 kez. Allah herkese sıhhat versin. Amin. Ne para, tabii, ne tabii. Pul, ne ev, ne mal mı, ne her şey boş. Hiçbir şey önemli değil. Her şey boş. Sıhhat o kadar ben kendim, ne bileyim ben bu hastalıktan sonra ben hep koyverdim yani. Hiç bir şeye değer vermiyorum. Öyle tabii anne, her şey yok, şey yok. Yani böyle sağlık olmayınca her şey ve boş. Gençken çok cahilmişiz yani. Canımızın kıymetini bilmiyoruz. İşte öyle oluyor. Ben yorgunluk dedi bilmezdim. Almandız benim gibi aynı. Öyleyiz. Hep öyleyiz de işte. Ama ne yapalım? Allah yine bu günlerimizi aratmasın. Üç çocuk kendi başıma bezlerimizi asardım böyle bembeyaz. Böyle rahatlık neredeydi? Tabii. Herkes bakardı. Dönüp dönüp bakardı. Bir leke bulamazdı. Anne şimdi kapatmadan bir de şeyi anlatsana ya. Hani sen çok hastaydın da bize ablam bakmak zorunda kalınca Rıza'nın bezlerini ablam ne yapmış anlatsana. Rattı oturuyoruz. Açmış da dökmüş yani. Bakla. Rattı oturuyoruz arkadaşlar. Annem hasta tabii, çok hasta. Şimdi ben çok hastayım. Hastaneden yeni çıkmışım. Rıza'nın bezleri tabii ki affedersiniz kakalekeleri oluyor. Amerikan bezleri kaynaklı. Annem anlamasın diye yıkayamayınca gitti arkada bahçeye göm. Toprağa gömmüş. En aşağı 20 tane bez. Ay bakıyorum bez yok. Çocuğun altına ne koyacağım? 3-4 tane bez var. Nerede? Ablamın çocukken. Halı bezleri de vardı. O halıdan ya yapmıştım. Halıdan çıkmak zor olduğu için altına kullanmıyordum. O üstüne kundak yaparken sarıyorduk ya. Hepsini gömmüş mü? Mecbur yapana kadar onları kullandım ama hep böyle büyük kazanım vardı, sobanın üstüne koyup kaynatıyordum. Ben onları o halılardan çıkarana kadar. Şöyle bezler nerede diyorum. Anne diyor orada diyor, nerede olacak diyor. O da çocukmuş ya. Gömmüş. 13 yaşında. O da çocuktu diyor. Ama bize annelik yaptı yani o küçücük yaşta. 13 değildi, daha büyüktü sanki. Daha büyük değil miydi? Yok canım. Ha. Ben ilk hasta olduğumda 13 yaşındaydım. Ona hep anlatırlar. Böyle benle de ilgili çok maceraları var ablamın da. Hep anlatırlar. Çok güleriz. Orta son 13 yaş olmuyor mu? Orta son? Tabii. Şeyi de unutmuyorum. Annem evden çıktığı an ablam kurabiye bir şeyler yapardı. Olmayınca hemen tepsilerle gömerdi. Alemdi. Kulakları çınlasın. TTK'nın lojmanlarında bahçe var. Evet. Oraya giderdi. Bir de görüneceğim yere götürürdü aşağıya. Hayır hayır. Bir de nereye koyardı biliyor musun? Yatak odasında böyle bir yer vardı. Boşluk. Neydi orası? Orası banyo gibi. Ha işte oraya koyuyordu tepsileri. Ben hatırlıyorum. Çocuktum ama gidi ne titizdi. Bizi şeylere, divanlara oturtmazdı ablam. Bir de küçükken ne yapardı biliyor musun? Allah rahmet bak rahmet istediler. Allah rahmet eylesin. Şey vardı. Kim? Ayşe'nin annesi. Ha şey Emine teyze rahmetli. Emine teyze geldi. Geldi miydi Ayşe ile Fatma rahmetli. Ha, Allah rahmet eylesin. İçeride o bizim arada şeyde meyve. Meyve koyardık, patates koyardık. Sanki ben cimriyim de yedirmiyormuşum gibi onları gördüğü gibi giderdi torbalarla giderdi. O zamanlardan belliymiş ablamın böyle misafirperver eli açık. Onlar da onu seviyorlardı. Onlar büyüttü onu. Tabii. Pazara gittim onlara bırakıyordum. Çok iyilikleri verdim. Ayşe ama abla arada izliyor. Acaba Gülten nasıl? Gülten abla en son servise çıkmıştı da Ayşe abla Erzincan'a gitmiş. Bizi izliyor. Belki olur ya izliyordur. Buradan öpüyoruz onu. Öpüyorum. Gülten abla da bilmiyorum çok iyi değil diyorlar ama Rabbim şifasını versin inşallah. Hastanede yoğun Gülten bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan çıkmış ama bakalım ya. Allah çocuklarına bağışsın. Amin, amin. Ya Rabbim ya. Amin, amin. Herkese bir şey diyor mu anne? Herkesi öpüyorum. Ben annemden çıktım. Şöyle ufak bir pasta aldım.
Canım arkadaşım Fatmacığımın bugün doğum günü. Ona sürpriz yapacağım da şuradan çakmak alayım. Mum koydurdum. Böyle ufak kalpli bir pasta aldım. Nice yaşları olsun inşallah. Hazır buradayken arkadaşıma sürpriz yapayım. Şu evden çıkmayan arkadaşım var ya benim. O arkadaşım. Hadi bakalım. Bir tane alalım şimdi. Kapının önünde. İnşallah evdedir tabii. Bilmiyorum, hiç aramadım. Aramayacağım. Saça başa bakın rüzgardan. Annem de şimdi aradım da diyor ki şapka verseydim keşke sana. Bayağı soğuktu diyor. Arabayla gitmeyeceğim. Çünkü bir kere Fatma'nın oraya arabayla gittim. Karıştırdım. O yüzden hani çok da durmayacağım ya. Şimdi dolmuş gelsin hemen. 102 dolmuşuna bineyim. Arkadaşıma sürpriz yapayım. Ondan sonra da annemin oraya geleyim. Arabayı alayım. Eve gideyim. Hadi bakalım. Pastam hazır. Geldim. Vallahi hiç aramadım. Ay yanamadı. İnşallah evdedir. Ay yanmıyor burada. Bir dakika. Rüzgardan şurada yakalım. Fatma'nın evi hemen burası. Sessiz olayım da. Şunu bir yakalım. Durun. Şöyle. Ay şaka gibi, evde yok galiba. Vallahi. Şimdi ben buna sormam mı? Şuraya arkadaşına gitmiş. Hiç evden çıkmıyormuş benim arkadaşım. Bir sürpriz yapacaktım. Yapamadım. Neyse. Fatma'yı gördünüz normalde ama bugün böyle üstü başı müsait değil. Çekinmek istemiyor. Ben de tabii ki arkadaşımı çekmiyorum. Şimdi kahveleri içtik. Pastayı illa eşinle ye dedim. Yok olmaz dedi. Beraber pastamızı yedik. O arada Aysun kameralar aradı. Üçümüz biraz kikir dedik, güldük. Şimdi ben normalde hani bir 10 dakika dururum diyordum ama 1 saat oldu sanırım. Olmadı be. Oldu. Olsun. Şimdi yavaş yavaş gideceğim. Fatma'ya da söyledim. Böyle birden annem de aklıma geldi. Keşke böyle akşamdan aklıma gelseydi. Gerçi benim bu arkadaşım biliyorsunuz çıkmıyor ya normalde. Geldi. Canım arkadaşım, teşekkür ederim. Seni kutlamaya gelmiş. Aynen. Allah keşke razı olsun. Ama keşke senden de Allah razı olsun. Bana çok büyük bir sürpriz oldu. Bak şöyle, keşke akşamdan aklıma gelseydi. Yemin ederim bugün böyle yemeğe giderdik. Bir şeyler yapardık. Ama kameralar önünde söyleyeyim. Fatma benim çocukluk arkadaşım ama benim bu arkadaşımdan şikayetçiyim. Evden çıkmıyor arkadaşlar. Gerçi bugün yakaladım onu. Ama Fatma dediğim gibi benim çocukluk arkadaşımdır. Çok sevdiğim arkadaşım. Dostum yani, daha doğrusu. Dost. Biz Rat'ta mı? Rat'ta tabii. Kaç senedir. Gidip sabahları otobüslerde saçları başları yapardık, böyle giderdik. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun inşallah. Allah razı olsun. Öyle işte beni arkadaşlar. Yok asla öyle. Bir 10 dakika sonra giderim. Hadi bakalım. Evet, belki buraları bilenler vardır. Burası 102 Buldanlı Sokak diye geçiyor. Ben şimdi böyle aşağıya doğru yürüyorum. Otobüs beklersem geç gelecek. Ama Fatma'nın evini artık iyice anladım. Yani arabamla rahat gelirim. Geçen sefer karıştırmıştım. Şimdi çıktım. Güzel kahveleri içtim. Dediğim gibi keyifliydi gerçekten. İyi ki unutmamışım. Ama yine söyleyeyim, böyle hani akşamdan hatırlasaydım muhakkak bugün daha güzel bir plan yapardım ama söz verdi. Artık çıkacak evden. İnşallah bakalım. Öyle gidelim hadi arkadaşlar. Şimdi anneme de kapıdan uğrayayım, eve gidiyorum diye. Araba orada. Bugünü de akşam ettik böyle. Saatlerimiz 9'a geldi. Küpeler şıkır şıkır. Üzerimde ev tişörtü, şurasında lekelemişim demin fark ettim. Küpelerimi birçoğunuz biliyorsunuz, Nilgüncüğümün hediyesi. Nilgünlük hayatlar, hala bilmeyenler varsa, Zümrüt teyzecim zaten her gün yorumlarıyla bizle beraber. Çok güzel videoları var, tavsiye ediyorum. Buradan öpüyorum onları. Neyse, çıkarmadım böyle. Bugün yemek yapamadım arkadaşlar. Eve geldiğimde saat 6'ydı. Benim acil evi süpürmem gerekiyordu. Çünkü bir gün önce yapmamıştım. Ondan önce de Yaren süpürmüştü. Evi artık böyle kaderine bıraktım. Benim gerçekten dip köşe temizlik yapmam lazım ama çarşı işleri bitmiyor. Benim kendi işlerim, video işleri, ne bileyim, akşam zaten yapamıyorum. Ha evet, evim çok kötü bir durumda değil ama yine de camların silinmesi lazım. İki banyonun bütün fayanslarının böyle silinmesi lazım. Ya dip köşe yapmam lazım, öyle söyleyeyim size. İnşallah yapacağım yani, bakalım. Sorarsanız ütüyü de daha yapamadım. Bugün de yapamadım. Bu saatten sonra da edit yapacağım. Yorumlarınıza döneceğim. Yine yapamam büyük bir ihtimalle. Neyse, canımız sağ olsun. Bugün anneme gittim. Anneciğimi sizlere çektim. Çünkü annemi özleyenler var. Söyledim, öyle duyunca da annem mutlu oluyor zaten. Babam da bizle beraberdi ama babam kameralara çok çıkmıyor. Neyse, annemle sohbetimizi ettik. Çok oturamadım. Hafta sonu gideceğim inşallah. Evi de şöyle bir süpürürüz. Hatta ablam gelir mi bilmiyorum ama benim hafta sonu anneme gitmem lazım.
Annemle sohbeti ederken Fatmacığımın doğum günü aklıma geldi. Fatma'ya çıktım. Evde yoktu, çok da gülüştük. Gerçekten normalde benim arkadaşım evden çıkmaz. Bugün ilk defa böyle karşı komşusuna gitmiş. Onda da ben yakalamışım. Annem de gitmeden önce diyor ki illa ara. Anne dedim, arayınca sürprizi kalmayacak. Fatma evde. Pastayı alayım, kapıya gideyim, orada arayayım dedim. Sürpriz, yani sürpriz adı üstünde. İyi ki de öyle yapmışım. Ha, istediğim gibi olmadı ama Fatma inanın o kadar mutlu oldu ki hatta eve gelince bile bana WhatsApp'tan ses attı. Allah senden razı olsun diyor. Arkadaşımı birazcık da olsa mutlu ettim ya, ama bugün keyifliydi yani, oturduk, kıkırdadık, güldük, güzel bir gün geçirdik yani. Tekrardan arkadaşıma nice mutlu yıllar diliyorum. Evet arkadaşlar, yarın cuma, şimdiden herkese hayırlı nurlu cumalar, dualarda buluşmak dileğiyle. O zaman lafı daha fazla uzatmıyoruz. Ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım inşallah keyifle, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hala beni abone olmadan izleyenler, abone olursanız beni mutlu edersiniz. Neyse, sizleri seviyorum. İnşallah yarın tekrar burada buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.